şunu bana söyle. Fatoş'la. Bak şimdi. Fatoş'la evet. Bir aşk yaşayabilir misin? Yoksa Gülşah'la barışacağım mı? Biz netini istiyoruz. Bunu şimdi sorayım. Her zaman... Güzel bir soru çünkü sürekli Gülşah'la kavga edip kavga edip barışıyorlar. Evet. Tekrardan barışma ihtimali var mı? Evet var, her var. Zaman genelde Gülşah Hanım yayınlarında bahsederdi bir daha imkansız diye. Ben bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir yayında ve sosyal medyamda kesinlikle diye bir şey söylemedim. Ama bizim ikimizin de geleceği için... Ve birbirimize yaşanmışlık 2,5 senemiz için artık bu işin bitmesi gerekiyordu. Hiçbir duygun yok mu şu an Gülşah? Kendisi benim için kıymetli bir insandır. Gülşah herhangi bir şey hissetmiyor musun şu anda? Şimdi duygu derken ben halamın kızına ve amcamın kızına nasıl bir duygu hissediyorsam şu anda Gülşah Hanım da aynı şekilde. Yani hiçbir duygu hissetmiyorsun. Aşk konusunda değil ama manevi olarak kıymetli bir yerini aldı. O da benim için bu şekilde düşünüyorsun. Yani görüşmememiz için Gülşah'a herhangi sebep yok. Gülşah'a artık Gökhan aşık değilim başka birisine diyorsun. Aşık belli ki. Çünkü ben aşağıda kuliste kulak kabarttım ve duydum bunu. Kimdi? İsmini vermedi ama birisine aşığım dedi evet. Kim? Ünlü mü Gökhan? O hanımefendi olabilir mi vallahi Gökhan? Vallahi aşık olurken sevgili Nihat ünlü mü ünsüz mü bakmıyorum. Yani bu kalp yani sonuç itibariyle. Ama bak kabul etti. Ama sesini çıkarmıyor ünlü aşık. Ünlü olmadığını duydum söyleyebilirim. Ben. Kimi kastediyoruz? Yani bir ünlü şey kastetmiyorum. Bilmediğim şeyle ilgili bir yorum yapamam. Zor duruma sokmam. Ama belli ki birisine aşık. Değil mi? Evet. Kime aşık bak, olabilir? Evet. Kabul ediyor. Yalan kimi? Söylemiyor hiçbir şekilde. Kim olduğunun ne önemi var ki? Hani merak ediyorum o biliyorum. Mesela yani. Bugünkü ya ünlü ise çok alakası var tabii. Önemli ünlü var değil. Ama ünlü yani. Değilse tamam bizi ünlü ilgilendirmez. Değil.